Teknik Takip'ten bu haftada merhaba sevgili seyirciler. Çok özel dosyalarla bir kez daha karşınızdayız. Arkadaşlarımız sizler için araştırdı ve haberleştirdi. Şimdi başlıyoruz. Kahraman komandolarımız Gara'ya düzenlenen Pençe Kartal 2 harekatında teröristlerin Türkiye'ye sızmasını nasıl önledi? İçeride herhangi, evet, roketle birlikte mağaranın girişini halinde önce. İlker, el biraz İlker. Mehmetçiğin nefes kesen operasyonlarına sadece teknik takip tanıklık etti. Az sonra. İstanbul Göçmen Kaçakçılığı Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de faaliyet gösteren Umut tacirlerine büyük darbe vurdu. Binlerce hayat kurtaran özel ekip 8 ay boyunca kimi zaman balıkçı, kimi zaman kampçı kılığında çeteyi izledi. Kaçakçıların yakalanma anları ve polisin kılıktan kılığa girerek yaptığı nefes kesen takibin görüntülerine arkadaşımız Devrim Tosunoğlu ulaştı. Kişi başı 5000 euro alıyor, çürük teknelerle göçmenleri ölüme gönderiyorlardı. Polis kimi zaman balıkçı, kimi zaman tatilci kılığına girdi. İnsan kaçakçılığı yapan çete çökertildi. Yeni bir hayat umuduyla aileleriyle yola çıkıyorlardı. Mercury M isimli gezi teknesi Türk karasularında yakalanmıştır. Suriye, Afganistan, Pakistan ve Irak'tan İstanbul'a gelen düzensiz göçmenler umuda yolculuk için çeteye kişi başı 5000 euro ödüyordu. Ancak birçoğu çürüğe ayrılmış teknelerle adeta ölüme bilet alıyordu. Polis kimi zaman balıkçı kılığında günlerce teknelerde yattı. Kimi zaman da kampçı gibi çadır kurup çeteyi izledi. Göçmenleri ölüm yolculuğuna çıkaran çete çökertildi. Teknik takip son yılların en büyük göçmen kaçakçılığı operasyonunda polisin film senaryolarını aratmayan nefes kesen takip görüntülerine ulaştı. Polis özel ekip kurdu, insan kaçakçılarını 8 ay takip etti. İstanbul Göçmen Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Umut tacirlerine yönelik 8 ay önce takip başlattı. Yabancı dil bilen, kılık değiştirerek kamufle olma kabiliyeti olan polislerden özel bir ekip kuruldu. Liderliğini Recai yeğenin yaptığı çete adım adım izlendi. Önce çetenin çalışma yöntemleri deşifre edildi. İstanbul'da toplanıyor, Akdeniz ve Karadeniz'e gönderiliyorlardı. İstanbul'da toplanan düzensiz göçmenler otobüslerle Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de teknelerle buluşturuluyordu. İnsan tacirleri her detayı düşünmüştü. Polise yakalanmamak için göçmenleri taşıyan otobüslere sahillere ulaşana kadar öncü ve artçı araçlar eskortluk ediyordu. Sahil kesimine getirilen göçmenler olası bir operasyona karşı bir süre ormanlık alanda bekletiliyordu. Polis şebekeyi balıkçı kılığına girerek izledi. Polis adım adım takibi burada da sürdürdü. Şebekeyi denizden takip etmek için de balıkçı kılığına bile girdi. Günlerce balıkçı teknesinde yatan polisler, çete lideri Recai Y ve adamlarını iş başındayken görüntülemeyi başardı. Çetenin teknelerini sakladığı koylar belirlendi. Ormanlık alanlarda keşif yapan göçmen kaçakçılığı ekipleri dürbünlerle çetenin teknelerini sakladığı koyları tespit etti.
Örgüt lideri Recai Y, çetenin Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de çalışması için örgütü üçe bölmüştü. Çete lideri tatil beldesinden talimatlar yağdırıyordu. Kendisi ise günlerinin büyük bölümünü tatil beldelerinde şebeke üyeleriyle geçiriyordu. Buralarda tatilci gibi çadır kuran özel ekip Recai Y'nin her anını izledi. Çete lideri kafelerde tavla oynarken bile polisin takibindeydi. Göçmen kaçakçılığı şebekesi atıl durumdaki tur teknelerini tamir ettirip yüzen ölüm makineleri haline getirdi. Şebekenin her adımını önceden belirleyen polis, ölümleri önlemek için göçmenleri taşıyan tekneler harekete geçer geçmez sahil güvenlik ekipleriyle irtibat kurdu. Teknelerin rotasını sahil güvenlik ekipleriyle paylaşan polis, 14 ayrı grupta yaklaşık 1500 göçmenin hayatını kurtardı. Bir şey olmaz, su alan yeri kapatın, devam edin dedi. Polisin takibinde şebeke üyelerinin kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde ne kadar acımasız oldukları da gün yüzüne çıktı. Soruşturma dosyasına giren bir telefon görüşmesinde iki örgüt üyesi çete liderine teknelerinin kayaya çarptığını, göçmenleri alamayacağını söylüyor. Çete lideri Recai Y ise bir şey olmaz, su alan yeri idareten kapatın, devam edin yanıtını veriyor ve 102 göçmeni adeta ölüme gönderiyor. Bir başka telefon görüşmesinde tekne kaptanı şebeke üyelerine 13 yaşında bir çocuğun kıyıda unutulduğunu söylüyor. Teknedekilerin kavga çıkardığını ve geri dönmeleri gerektiğini söyleyen kaptana şebeke üyeleri yoluna devam et yanıtını veriyor. Eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Çetenin 103 üyesi yakalandı. Artık operasyon vakti gelmişti. Polis göçmen kaçakçılığı şebekesini çökertmek için harekete geçti. Polis Türkiye genelinde yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 103 şebeke üyesini gözaltına aldı. Polis şebeke üyelerinin adreslerinin yanı sıra deniz yoluyla kaçmaya çalışan teknelere de baskın yaptı. Şebeke üyelerinden Halil Y. yurt dışına kaçmaya çalışırken teknesindeki gizli bölmede yakalandı. Bize 0542 778 1010 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz. Kahraman komandolarımız Gara'ya düzenlenen Pençe Kartal 2 harekatında teröristlerin Türkiye'ye sızmasını nasıl önledi? İçeride herhangi, evet, roketle birlikte mağaranın girişini halinde önce. İlker Elmez, İlker. Mehmetçiğin nefes kesen operasyonlarına sadece teknik takip tanıklık etti. Az sonra. Allah kimseyi kanla beslenen bu umut taciri katillerin eline düşürmesin. İstanbul Çatalca'da M.Ö. 3. yüzyıla ait tarihi mezarların bulunduğu bölge define avcıları tarafından köstebek yuvasına çevrildi. Vandallar define bulma umuduyla tarihi eserleri dinamitlerle havaya uçurdu. Arkadaşımız Ercan Öztürk, İstanbul'un en önemli arkeolojik sit alanlarından birinin yıllar içinde nasıl talan edildiğini araştırdı. Keşişlerin hazinesi var söylentisi yayıldı. Defineciler arkeolojik alanı talan etti. Dinamitlerle tarihi eserleri havaya uçurdular. Keşişlerin hazinesi var söylentisi kulaktan kulağa yayıldı. Kazma kürek alan oraya koştu. İstanbul Çatalca'da bulunan arkeolojik sit alanı yıllar içinde definecilerin talanına uğradı.
Köstebek yuvasına dönen tarihi bölgenin geldiği son noktayı teknik takip görüntüledi. Milattan önce 3. yüzyıla ait keşiş mezarları bulundu. İstanbul'un Çatalca ilçesinde 1992 yılında yüksek gerilim hatları için kazı çalışmaları yapılırken, şans eseri işçiler tarafından milattan önce 3. yüzyıla ait keşişlerin yaşadığı bölgedeki mezarlar bulundu. O tarihten 1994 yılına kadar 2 yıl boyunca bölgede kazı çalışmaları yapıldı. Birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edildi. 2 yılın sonunda İstanbul 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu bölgeyi birinci derecede arkeolojik sit alanı ilan etti. Kazı çalışmaları esnasında açılan 40 mezardan 500'e yakın toprak çömlek, heykelcikler, kandiller, boğa başları, sikkeler bulundu. Şu anda bulunduğumuz nokta Çatalca'nın kuzeybatısında bulunan İnceiz Maltepe Nekropol alanındayız. Nekropol alanı demek nekropol mezarlık alanı. Dolayısıyla milattan önce 3. yüzyılda burada bir yaşam olduğu bilinmekte. Çatalca İnceiz köyünde bulunan tarihi eserler kısa süre sonra İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Kazı alanı kaderine terk edildi. Defineciler istila etti. İşte ne olduysa o günden sonra oldu. Kazı çalışmaları durdurulan tarihi mezar alanı adeta kaderine terk edildi. İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü 1992 ve 95 yılları arasında burada bir kazı çalışması yapıyor. Ve kazı çalışmasından çıkan eserler, mezarların içinden çıkan eserler şu anda İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'nde sergilenmektedir. Tabii ekonomik nedenlerden dolayı devletimiz burada kazı çalışmasında bırakıyor. Ondan sonra definecilerin yeri oluyor burası. Kazı çalışmaları bittikten sonra arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen bölge definecilerin istilasına uğradı. Eline kazmayı küreği alan sit alanına koştu. Bölgede keşişlerin gömdüğü hazine olduğu söylentisi kulaktan kulağa yayıldı. Eline kazma küreğini alan define avcıları akın akın İnceiz köyüne geldi. Çatalca'da bulunan Roma dönemine ait taş mezarlar ilgisizlik yüzünden defineciler tarafından tahrip edildi. Sit alanını köstebek yuvasına çevirdiler. Defineciler işi o kadar abarttı ki zamanla arkeolojik alan köstebek yuvasına döndü. Defineciler tüm uyarılara rağmen kazmaya devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi kazılan mezarların bir tanesindeyiz ve toprak çok taze, belki dün gece bile kazılmış olabilir. Definecilerin talanıyla kolluk güçleri de baş edemedi. Bölgeye definecilerin biri gitti, biri geldi. Çatalca'daki tarihi ve turistik bölgeleri korumak için kurulan Çatalca Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel'in yıllar süren mücadelesi de sonuç vermedi. Bizans mezarlığı dışında Çatalca'daki çok sayıda tarihi eserin talan edildiği belirlendi. Tarihi eserleri dinamitlerle patlattılar. Teknik takibe konuşan Ahmet Rasim Yücel, vandalların tarihi eserleri dinamitlerle patlatarak define aradığını söyledi. Jandarmamızdan, güvenlik güçlerimizden sürekli yardım talebinde bulunmaktayız. Onlar da tabii zaman zaman buraya gelip kontroller yapıyorlar, jandarma özellikle, jandarma bölgesi içerisinde. Ama tabii sürekli burada nöbet tutulmadığı için, tutulamayacağı için de onlar da defineciler de onların olmadığı zamanları takip ediyor. Dolayısıyla gece gündüz burada kazı çalışması yapmaya devam ediyor. Yakalananlar oluyor, içeri atılanlar oluyor. Dolayısıyla bu süreç devam ediyor. Sadece Bizans mezarlığı değil, Çatalca'daki onlarca tarihi alan define avcılarının saldırısına uğradı. Su kemerleri ve Osmanlı mezarlarını bile havaya uçurdular. Defineciler Çatalca'nın ormanlık alanında bulunan su kemerleri ve Osmanlı mezarlığını da dinamitle patlattılar.
büyük bir kaya parçası bulduk. Bir 3200 yıllık daha önce ormanları içerisinde bir mabet, dua yeri. Büyük bir kaya parçası içi oyulmuş. Oraya dinamitle patlatıp içinden bir şey bulmaya çalışıyorlar. Ya koca kayanın içerisinde ne olabilir yani? Maalesef işte bunlarla uğraşıyoruz. Çatalca'da bulunan tarihi su kemerlerini dinamitlerle patlatan defineciler gece karanlığında çalışmak için yanlarında jeneratör bile getirmiş. Roma dönemine ait olan İnce İz mağaralarının taşları da piknik için gelen vandallar tarafından tahrip edildi. Su kemerlerinin bulunduğu yerde yapılan kazıda definecilerden geriye aşağıya inmek için kullandıkları merdiven kaldı. Yakalanıp tutuklandılar, serbest kalıp yine aynısını yaptılar. Çatalca Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel cezaların caydırıcı olmadığını söyledi. Yücel, gözaltına alınan veya tutuklanıp serbest bırakılan kişilerin tarihi eserleri talan etmeye devam ettiğini ifade etti. Bize 0542 778 1010 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz. Sevgili seyirciler, sıradaki haberimize başlamadan önce haince şehit edilen vatan evlatlarına Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ve teknik takip kahraman askerlerimizle 3 gün geçirdi. Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal 2 harekatı tamamlandı. Harekat sırasında teknik takip ekibi de sınırdan sızma girişimi yapacak teröristleri engelleme görevi üstlenen komandolarla birlikteydi. Şırnak, Namaz Dağı'nda zorlu hava şartlarında kahraman Mehmetçiklerimizle 3 gün geçiren arkadaşlarımız Levent Albayrak ve İlker Ulu nefes kesen operasyon anlarını işte sizler için görüntüledi. Pençe Kartal 2 harekatıyla komandolarımız terörist PKK'nın Gara'daki inlerine girdi. 53 terörist öldürüldü. Gara'dan kaçan teröristler için Namaz Dağı'nda da komandolarımız tetikteydi. Teknik takip üst bölgesinde kahramanlarımızın yanındaydı. Gözleri dağlarda, elleri her an tetikte, yürekleri ise hep vatan sevdasıyla çarpıyor. Irak'ın kuzeyinde Pençe Kartal 2 harekatı sürerken onlar da Gara'nın karşısında sınırlarımıza teröristlerin sızmasını engellemek için görevdeydi. Teknik takip kahraman komandolarımızla dağlarda 3 gün geçirdi. Teknik takip Şırnak'ta Namaz Dağı üst bölgesinde terör örgütü PKK'ya aman vermeyen kahramanlarla birlikte 3 gün geçirdi. Amansız doğa koşullarında yaptıkları operasyonları görüntüledi. Mağaranın girişleri önce dövülüyor çünkü içeride herhangi... Evet, roketle birlikte mağaranın girişi mi halinde önce? İlker, Gara'da terörist PKK'nın kalbine darbe. Sınır güvenliğimizi sağlamak için son dönemlerin en kapsamlı operasyonu olan Pençe Kartal 2 harekatıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK'nın kalbine darbe vuruldu.
Havadan ve karadan düzenlenen harekat başarıyla tamamlandı. 3 askerimizin şehit düştüğü harekatta 53 terörist etkisiz hale getirildi. Köşeye sıkışan terör örgütü bölgede rehin tuttuğu 13 Türk vatandaşını kalleşçe şehit etti. Pençe Kartal 2 harekatı sürerken teknik takip ekibi de operasyonun yapıldığı Gara bölgesinden hainlerin Türkiye'ye sızmasını engelleme görevini icra eden Namaz Dağı üstündeydi. Öncelikle birliğimize hoş geldiniz. Birliğimiz adına sizi ağırlamaktan gurur ve onur duyuyoruz. Ben Yüzbaşı Sezen Şahin. Birliğimiz Çakışöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı. Namaz Dağı'nda konuştu. 5. Jandarma Komando Tobur Komutanlığı'dır. Kuzey Irak'ta yuvalanan teröristlerin sınırlarımızdan sızmasının engellenmesinde Namaz Dağı üssü çok kritik bir öneme sahip. Daha öncelerde burası tüm hatları tutmazken teröristler Şırnak'tan lojistik desteğini temin etmek maksatlı Namaz Dağı'nı geçiş bölgesi olarak kullanıyorlarmış. Ama bizler buraya yerleştikten sonra, Namaz Dağı'nın emniyetini sağladıktan sonra biz bu lojistik temine son verdik. Birliğimiz burada Namaz Dağı üst bölgesinin emniyetini sağlamakla birlikte gördüğünüz Cudi Dağı'nda, Gabar Dağı'nda ve Besler Deneler bölgesinde çeşitli operasyonlara katılarak son terörist etkisiz haline gelene kadar görev yapmaya devam edecektir. Şırnak Namaz Dağı'nın zirvesinde görev yapan komandolarımız 24 saat boyunca gözlerini kırpmadan sınır hattının güvenliğini sağlıyor. Besler Deneler Vadisi'ne ait olan 40 kilometrelik bir alan peki nasıl izleniyor, nasıl gözetleme yapıyorlar? İşte bu görmüş olduğunuz ileri derece görüş dürbünleriyle. Buradaki komandolarımız 24 saat esasıyla 40 kilometrelik alanı dürbünle karış karış takip ediyor ve görmüş olduğu herhangi bir unsur karşısında alttaki operasyon birimlerine haber vererek o bölgeye takviye yaptırıyor. -20 derecede her an operasyona hazırlar. Komandolarımızı ne -20 dereceleri bulan soğuk hava ne de coğrafi koşullar etkiliyor. Onlar bir yandan sınır hattını gözlerken bir yandan da her an operasyona hazır olmak için gece gündüz eğitim yapıyor. At! Bu savaş bayrağı üstüne 3. Jandarma Komando Timi emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Pençe Kartal 2 harekatı sürerken Namaz Dağı üst bölgesinden teröristlerin sızma güzergahında bir hareketlilik belirleniyor. Bu hareketliliğin ardından teröristlerin geçici olarak kullandıkları barınma alanlarına yönelik operasyon emri geliyor. Kurma kolunu çek bağla! Çapraz tuş! Çıkamak helikopter bir bağlanı! Marş marş! Önce bölgenin güvenli hale getirilmesi için Namaz Dağı üst bölgesinde konuştu. Topçu birlikleri teröristlerin muhtemel geçiş güzergahını ateş altına alıyor. Jandarma komandolarımız gerek ileri gözetleyiciler gerekse termal kameradan aldıkları bilgiler doğrultusunda burada teröristlerin geçiş noktası olarak değerlendirilen hatta varsa barınma alanlarını imha etmek için arka arkaya top ve hava atışları yapıyor. 230! Atışımız hazır! Hazır! Atış serbest! TV 100 kameraları operasyon anında kayıttaydı. Jandarma komandolarımız gelen harekat emriyle, operasyon emriyle birlikte çok acil bir şekilde hazırlıklarına başladı. Operasyon yapılacak arazinin karlı olması nedeniyle jandarma komandolarımız kar kıyafetlerini yanlarına aldı. Yanlarındaki çantalar ise 30 kilo ağırlığında ve yaklaşık arazide 3 gün boyunca kalabilecek yaşam malzemelerini taşıyorlar. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra operasyonu düzenleyecek tim işaretlenen bölgeye doğru hareket etti. Teröristlerin kış yapılanması için kullandığı alana ulaşan komandolarımız karlı ve zorlu arazi şartlarında ilerledi. Günlerce yağan kar nedeniyle komandolarımız intikal sırasında dikkati elden bırakmıyor. Bir yandan da yer yer bellerine kadar gelen karlı bölgede güçlükle yol alıyor.
Bazı alanlarda karabatan askerlerimizin yardımına silah arkadaşları yetişiyor. Tam teçhizatla saatlerce süren arazi taramasının ardından komandolarımız kısa bir mola veriyor. Sabah saatlerinde jandarma komandolarımızla birlikte araziye çıktık. Yaklaşık 3 saatlik bir yürümenin ardından komandolarımız istirahat, daha doğrusu ihtiyaç molası verdi. Ve şimdi kumayalarını açıp yemek deniyorlar. Bizler de onların sofrasına misafir olacağız. Uzman Çavuş Hasan Keskin, hoş geldiniz. Terör örgütünün kış yapılanmasını engellemek amacıyla aktif olarak görevimizin başındayız. İntikal esnasında 10 dakikalık bir yemek molası verdik. Komandolarımız her an olduğu gibi mola sırasında da tedbiri elden bırakmıyor. Etraftan gelecek olası bir saldırıya karşı Mehmetçik yemek yerken bile tetikte. Kahraman uzman çavuşlarımız burada kumayalarını yerken aslında iki bölgede de burada yemek yiyen, istirahat eden arkadaşların, askerlerin güvenliğini alan ağır makinalı tüfekler ve ileri gözetleme yapan makinalı tüfekler var. Burada arkadaşlarım yemek yerken gözetleme faaliyeti icra ediyorum onların emniyeti için. Daha sonra onlar yemek yedikten sonra buraya emniyet için onlar gelecek. Ben yemek yemeye geçeceğim, istirahate geçeceğim. Onları bekliyorum, onların emniyetini alıyorum. Allah yardımcınız olsun komutanım. Çok teşekkürler. Kısa süreli yemek molasından sonra Mehmetçiğimiz göreve kaldığı yerden devam ediyor. Komutanım, burada icra ettiğiniz görev nedir? Ne kadarlık bir mola verdikten sonra belirlenen noktaya ilerleyeceksiniz? Yaklaşık 20 dakikalık molanın ardından intikale devam edeceğiz. Sığınaktır, EP aramasıdır, mağara aramasıdır. Aktif olarak hepsini yapıp daha sonra birliğimize geri döneceğiz. Teröristlerin sığınma alanları çembere alındı. Komandolarımız üzerlerinde 30 kilogramlık ağırlıkla karlı bölgede adım adım hedefe yaklaşıyor. Teröristlerin olası sığınma alanlarını çembere alıyor. Yaklaşık 3 saat süren zorlu yürüyüşün ardından komandolarımız arazi taramasında teröristlerin sığınma alanı olarak kullandığı düşünülen bir mağara tespit ediyor. Bak soldaki mağara, bak soldaki karşı. Mağaranın etrafını hemen saran komandolarımız siper aldıktan sonra operasyon başlıyor. Ve şu anda timler tamamıyla mağaranın etrafını sardı. Önce teslim çağrıları yapılıyor arkasından. İçeride kimse var mı? İçeriden ses gelmeme aksinde sol tarafımızda bulunan makine tüfekler, diksiler. Elini yukarı kaldır ve dışarı çek. Evet, teslim çağrıları, içeriden herhangi bir ses gelmiyor. Aslında içeride kimin olup olmadığını da bilmiyoruz. Şu anda her ihtimale karşı önce baskı atışı kurulacak. Baskı atışından sonra da mağaranın içine girmeye çalışacak komandolarımız. Mağaradan teslim ol çağrılarına yanıt gelmeyince tim komutanı atış emrini veriyor. Mağaranın girişi ağır silahlar ve roketlerle yoğun ateş altına alınıyor. Evet, baskı atışları başladı. Hedef hemen karşımızda görünüyor. Evet. Mağaranın girişleri önce dövülüyor. Çünkü içeride herhangi, evet, roketle birlikte mağaranın girişini nazik görece. İlker, eğilme. Teröristlerin kullandığı mağaraya yapılan atışlar yoğun şekilde devam ediyor. Komandolarımız içeriye girmeden önce mağaranın güvenli hale geldiğinden emin olmalı. Baskı atış tamamlandı. Şimdi etrafta konuşulan komandolarımız mağarayı uzaktan gözetledi ve iki kolu halinde mağaraya yaklaşarak mağaranın içini kontrol edecekler. Ancak dediğimiz gibi bizi can güvenliğimiz kaynaklı yerde tutuyorlar. Biz de mağaraya yaklaşma anlarını hep birlikte çekeceğiz ve mağaranın girişi patlatıldı. Ateşkes emrinden sonra komandolarımız teröristlerin inlerine girip içeride arama faaliyeti yürütüyor. Tespit eden mağaranın girişi ağır silahlarla bölündükten sonra komandolarımız sıçrayarak kontrollü bir şekilde mağaraya yaklaşıyor ve mağaranın içinde herhangi bir unsur, terörist unsur var mı onu kontrol edecekler. Komandolarımız mağarayı kontrol ettiklerinde içeride teröristlerin olmadığını tespit etti. Yapılan aramalarda mağaranın sızma girişiminde bulunacak teröristlerin barınması için hazırlandığı belirlendi. Jandarma komandanımızın az önce yapmış olduğu mağara operasyonu ardından mağara içinde aramalar yapıldı. İçeride herhangi bir terörist unsur yoktu ancak terörist unsurlar tarafından terk edilen yaşam malzemelere geçirildi. Yaşam malzemeleri ne var? Sürekli ağırlıklı kuru bakliyatlar. Çünkü uzun aylarca kalabilecek ve gıdaların bozulmaması için sürekli bunları depoluyorlardı. Bulunan gıdalar ise imha edilecek.
Operasyonu başarıyla tamamlayan komandolarımız Namaz Dağı'ndaki üs bölgesine dönüş için yola çıktı. Dönüş yolu da yine çok zorluydu ancak kahramanlarımızın terörle mücadelede verdiği başarının gururu sırtlarındaki yükü hafifletiyordu. Bize 0542 778 1010 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarımıza bu zorlu dosyayı hazırladıkları için teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, halkımızın uyanık olması için hırsızların, dolandırıcıların yeni yöntemlerini sık sık gündeme getiriyoruz. Şimdi ekranlarınıza getireceğimiz hırsızsa, trafik yoğunluğu olan caddelerde ürün teslimatı yapan ve acil işi olan sürücüleri hedef seçti. Uyanık hırsızın saniyeler içinde araçlarda bırakılan telefon ve cüzdanları çaldığı anların görüntülerine arkadaşımız Devrim Tosunoğlu ulaştı. Hırsızlar kargocuları hedef seçti. Kargocular ürün teslim etme telaşındaydı. Onlar aracın bir kapısından ürün indirirken hırsız diğer kapıdan telefon ve cüzdanlarını çaldı. Hırsızlar işini biliyordu. Trafiğin yoğun olduğu caddeleri seçti. Hedeflerinde ise ürün teslimatı yapan kargocular vardı. Kargo aracının şoförünün ürünleri indirdiği sırada da aradıkları fırsatı buldular. Hırsızların araçlarda bırakılan cep telefonu ve cüzdanlarla değerli eşyaları çalmaları için saniyeler yetti. Teknik takip kargo dağıtıcılarının soyulduğu hırsızlık anlarının görüntülerine ulaştı. Hırsızların hedefinde şimdi de ürün teslimatı yapan sürücüler var. İstanbul'un işlek caddelerinde dolaşan hırsızlar, salgında mesaileri yoğunlaşan kargocuları ve ürün taşıyan araçları kendilerine hedef seçti. Hırsızlar aceleyle kargolarını dağıtma telaşındaki pek çok teslimatçının canını yaktı. Çünkü kargocular onlarca adrese ürün teslim edecekleri için aceleyle davranıyor ve genellikle de cep telefonlarını, cüzdanlarını ve değerli eşyalarını araçlarında bırakıyordu. Bu durum tabii ki de hırsızların dikkatinden kaçmamıştı. Sürücüler aracın bir tarafında kolileri indirirken hırsızlar da diğer kapıdan saniyeler içinde şoför mahallindeki değerli tüm eşyaları çaldı. Emniyete gelen şikayetler her geçen gün arttı. Mağdurlar farklı ancak hırsızlık yöntemi aynıydı. Güven timleri hırsızları yakalamak için operasyon başlattı. Hırsızlık olayları genellikle İstanbul'un Anadolu yakasında gerçekleşiyordu. Polis, soygunların yapıldığı yerlerdeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını topladı. Şüphelilerin eşkallerini belirlemek için çalışma başlattı. Polisin elde ettiği kamera görüntülerinden hırsızların soygun anları saniye saniye kaydedildi. Kargocular ürünleri taşırken hırsız iş başındaydı. Teknik takip o kamera kayıtlarına ulaştı. Görüntüler Ümraniye'den. Bir tekstil firmasının önüne park eden kamyonettekiler ürünleri indirirken kendisine uygun bir av arayan hırsız da hemen orada bitiverdi. Cep telefonuyla konuşur gibi yapan hırsız bir yandan da etrafı kolladı. Dağıtım şirketi çalışanları her şeyden habersiz ürünleri indirirken hırsız da uygun anı bulunca hamlesini yaptı. Aracın kapısını açmasıyla içeride bırakılan cep telefonunu alması bir oldu. Cep telefonunu çalan hırsız hiçbir şey olmamış gibi sakince aracın yanından uzaklaştı. Bir başka olayda ise güvenlik kamerasına takılan hırsız aynı yöntemle telefonla konuşur gibi yaparak etrafı kolaçan etti. Bu sırada çalışanlarsa kamyonetten ürün boşaltıyordu.
Etrafta kimsenin kendisini görmediğinden emin olan hırsız hemen aracın kapısını açtı ve torpidoda bulunan telefonu alıp uzaklaştı. Polisin incelemeye aldığı kamera görüntülerinden birisinde hırsız yine iş başında. Görüntülerin adresi Maltepe'de işlek bir cadde. İş yerine montaj için gelen mobilyacılar telaşla malzemeleri indirirken hırsız da aracın diğer ucunda belirdi. Bir yandan telefonla konuşur gibi yapan hırsız bir yandan da doğru zamanı bekledi. Hırsız aracın diğer tarafında ürün indiren çalışanlara aldırış etmeden aracın kapısını açıp telefonu aldı. Soğukkanlı tavırları dikkat çeken hırsız araçtan telefonu aldıktan sonra giderken kapıyı bile kapatmayı ihmal etmedi. Hırsızlar ürün indiren araçları özellikle takip ediyorlar. İşte böyle bir araç içerisinde şoför indikten sonra hırsızlar onları gözetliyor ve şoför aracını kapılarını açık bıraktı. Biz de şimdi o kapılar hırsızların yaptığı bir yolla biz de bu olayı anlatacağız. İşte şoför arka tarafta mal indirirken hiçbir şeyden habersiz buraya geliyor hırsız, kapıyı açıyor ve burada bulunan şoföre ait telefonu bu şekilde alıyor ve sonra kayıplara karışıyor. Emniyete şikayet yağdı, güven timleri operasyon başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri yaptıkları çalışmalarda ürün sevkiyatı yapan sürücülerin korkulu rüyası haline gelen hırsızın Ayhan Y. olduğunu tespit etti. Güven timleri görüntülerdeki şahsı bulmak için adeta sokak sokak dolaştı. Özellikle iş yerlerinin yoğun olduğu bölgelerde pusu kurdu. Sonunda aradıkları zanlı hırsızlık için yine keşif yaparken devriye gezen polisler tarafından fark edildi. Polisler Ayhan Y'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmada Ayhan Y'nin çaldığı cep telefonlarını çalıntı ürün satan bir cep telefonu bayine sattığı belirlendi. Polis hırsızlık şebekeleriyle anlaşan ve çalıntı cep telefonu satan bayi hakkında da işlem başlattı. Bize 0542 778 1010 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz. Evet, bu hafta da programın sonuna geldik. Haftaya yeni dosyalarla buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla ve tabii ki evde kalın.